Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkan Tavan. Bugün sizlerle alınabilecek en mantıklı, en ucuz pateni inceliyoruz. Evet, patenimizin modeli Decathlon'da satılan Oxele MF500 pateni. Bu paten arkadaşlar urban paten, yani free skate diyebiliriz, free ride diyebiliriz. Atlamaya, zıplamaya çok iyi bir şekilde yatkın, sert, kötü kullanımlarınıza dayanabilecek bir şekilde her zamana uyum sağlayan bu paten. Kontroversi rahatlık sağlıyor. Onun dışında bu paten arkadaşlar şöyle diyeyim, Türkiye şartlarında alınabilecek en iyi patenlerden birisi. Öncelikle üst klipsi, yani tokası metal, alt klipsi metal, yani bir cırt cırtlı bir şekilde, bantlı bir şekilde değil. Bu olması en güzel avantajlarından biri. Onun dışında fiyatına göre Türkiye'de alabileceğiniz ve arkasında parçalarını, yedek parçalarını destek bulabileceğiniz veya ürünler hakkında sorular sorabileceğiniz en güzel patenlerden birisi. Patenin inceleyecek olursak, gördüğünüz gibi bir metal frame'i var, 243 mm. 243 mm tekerlekleri arkadaşlar frame'i. En fazla 80 mm teker takabilirsiniz. ABEC 7 rulmanlara sahiptir. Tabii ki de şok emicisi de var bu patenin. Bu patenler slalom için ve urban hareketler için, skatepark için, yani Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan modeller diyebiliriz. Gördüğünüz gibi patenin şu kısmında, mouse'da gösterdiğim kısmında bir şok emici tabanı var. Bu şok emici taban siz atlayıp zıplarken size yardımcı oluyor. Ayağınızın daha iyi kavramasını veya daha az hasar görmesini sağlıyor. Onun dışında sizin sürüş kabiliyetinizi ve konforunuzu arttırıyor. Zaten konforunuz arttığında pateni daha rahat sürebileceksiniz. Onun dışında şu sağ tarafta iki vidalı bir siyah aparatımız var. Bunlar dışarıdan gelen darbeleri emmek için. Çünkü patenin bu taraflarının, yani sağ tarafta sağ tekeri, sol patende sol tekeri, yani sol yan tarafı çok daha fazla hasara maruz kalmaktadır. Bu hasarı emmek için bu şekilde yapılmıştır. Onun dışında gördüğünüz gibi frame'in iç kısımları boşaltılmış, hafifletilmek için. Tekerlekleri fena değil arkadaşlar, muhteşem olduğunu söyleyemem. Ama tekerlekleri gayet güzel, 80 mm ABK'de tekerleklerimiz de var. Onun dışında bence tasarımı çok güzel. Yani kırmızı beyaz olması gerçekten dikkat çekiyor. Beni alacak olsam şu an bir paten, direkt hani hiç düşünmeden bu modeli alırdım. Eminim ki güzel bir paten olduğunu düşünüyorum yani. Onun dışında gördüğünüz gibi yani bir Powercell Imperial tadında. Tekerlekleri gördüğünüz gibi 86A sertliğe sahip. Bu teker sertliği gerçekten çok yüksek bir sertlik. Bu yüksek sertlikte arkadaşlar çok çok rahat slide'larınızı atabilirsiniz. Şehir içinde, asfaltta, kötü yerde, her yerde dolaşabilirsiniz. Bu paten 86A sertle tekerlekler sizin uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Yani bu patenle uzun seneler sürebilirsiniz, kayabilirsiniz çok çok rahat. Onun dışında biraz küçük teker boyutlarında, yani küçük modellerde 76 mm tekerli alabiliyorsunuz belli bir boyutun altında. Şu an 41'den başlıyor. Ondan altında daha küçük bir frame var. Onları şey yapmıyorum, tasnif etmiyorum. 80 mm alabiliyorsanız. Onun dışında detaylı bilgilerine bakacak olursak, evet, 36-38 numaraları 80 mm veya 76 mm tekerleklerdeymiş. O zaman 39-46 arasında 80 mm. Yani 39 ve üstünü alırsanız, yani 38 giyenler veya 37,5 giyenler 39 numara almak zorunda zaten. Bu numara alırsanız tekerlekleriniz hepsi 80 mm olur. Çok da rahat olur. Onun dışında 43 numarada 3150 kilo demiş. Yani 3.150 gram. 39'a bakacağımız, çok ağır bir paten olduğunu söyleyemeyiz ama çok da hafif bir paten değil maalesef, ister istemez botundan dolayı. Onun dışında bu paten tabi bildiğiniz gibi eskiden 500 liraydı, 450 liraydı, sonra 590, 600, 650, 670, 690. Yani yakında bu patenin göreceği fiyat 850-1000 lira civarlarına çıkacak. MF900'de herhalde artık 1000 küsur liralara çıkar. Dediğim gibi eğer bütçeniz varsa bu paten almayı düşünüyorsanız, yılbaşı gelmeden, ekonomik zamlar gelmeden, yani dolar kuru veya euro kuru zammı gelmeden alabilmek istiyorsanız hiç düşünmeden bence bir an önce alın. Dediğim gibi Türkiye şartlarında alınabilecek en iyi paten. Onun dışında bu paten hakkında soracak olduklarınız olursa, yani sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazarsanız elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde sizlere cevap vermek isteyeceğim. Onun dışındaki sorularınıza da cevap vereceğim. Açıklama Instagram adresimi bırakacağım. Açıklamadan, Instagram adresinden, internette veya hiçbir yerde bulamadığınız mantıklı soruları sorabilirsiniz. Her soruya cevap vermiyorum. Özellikle kendiniz araştırabilecek soruları cevap vermiyorum. Fiyatı ne? Nereden alabilirim? Bunlar zaten ister istemez açık. Yani Decathlon'dan bu model alınır. Onun dışında arkadaşlar, dediğim gibi paten maksimum 100 kiloya kadar yük taşıyor. Alınabilecek Türkiye'deki en mantıklı patenlerden. Bugünkü söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer bir paten almak istiyorsanız ve bu kadar bütçeniz varsa, hatta yoksa bile biraz zorlayıp bu pateni alabiliyorsunuz, kesinlikle bu pateni alın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için de herkese teşekkür ederim tekrardan.
Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.